Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bir yaramazlık yoktur canlarım. Bizler çok şükür iyiyiz. Sabah yine Can Muhammed'in ağlama sesiyle güne başladık. Annemler geldi, kahvaltı yaptık. Kahvaltı videosu çekmeyeyim dedim. Şimdi kahve içeceğiz. Ondan sonra dışarı çıkacağız. Annem halılara falan bakacakmış. Bir de spotçuları gezeceğiz. Ben terlik alacağım ya, açıksa bir de terlik alayım. Kaç gündür gidip alamıyorum. Görüyorsunuz, fırsat olmuyor. İşte arkadaşlar, şimdi kahve yapacağım. Annem de gelirken bizlere bir şeyler getirmiş. Onları da gösterim size. Şöyle arkadaşlar, belediye ekmeği getirmiş annem. Bayağı bir. Ondan sonra şöyle kullandığım çay, bu işte soruyorsunuz ya, kaçak çay. Adanalılar hep böyle kaçak çay deriz yani. Siz diğer şeylerde seylan diyorlar değil mi? Hani burada kaçak çay diyoruz böyle. Bunu getirmiş. Ondan sonra çocuklara şöyle halleye almış. Şimdi kahvemizi şuraya hazırlayacağım. Kahve içeceğiz. Kahvemizi hazırlayalım canlarım. Şöyle de şey çıkardık. Kıyma çıkardık. Bugün menümüzde İzmir köftesi, patates kızartması var. Başka ne yaparız anneyenle? Ne olacak? Salata falan. Aa, bugünkü menümüz bu. Bugün şey yaptım ya ben, dolma sarma yaptım. Sizden mesajlar geliyor, Nazlı bize de fikir oluyor diye fotoğraf atıyorsunuz. Şey dedim arkadaşlar, annem gelmişken annem şey yapacak, salçaları tuzlayacak. Kaç gündür yapamıyorum. İri tuz alacağız şimdi. Kahveden sonra kahve yapacağız. Anne yanına bir şey istiyor mu, şekerli bir şey? Hayır kızım. Ben sevmediği şey yapmadım. İçinde şeker var değil, kaşık yeter. Anne şeyi döktü. Neyi döktü? Şeyi. Ha, döksün süpürürüm annem, bir şey olmaz. Anne, döktüm ama çok var. Ne? Döktüm ama çok var. Kahvelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi biz afiyetle içelim. Arkadaşlar biz çıktık. Şu terlikçiye geldim. Gel gel anne, bak renklerine. Şuradan da biraz gezeceğiz. Şunlar anne bak. Hangisi güzel? Siyah. Ya ama her şey siyah. 110, 110 daha güzel. Şöyle arkadaşlar bakın, ikisini denedim. Ay, siyah beyaz, bak beyaz diyorum, vizon. Şöyle vizon. Ondan sonra şöyle siyah. Karar veremedim ya. Şunu beğenmiştim de şimdi siyahı da görünce. Geldik arkadaşlar spotçuya. Şu bazayı sorduk. Kahverengi ama bu. Şöyle modeli. O hep öyle iniyor. Arkadaşlar şimdi başka bir spotçuya geldik. Hemen size bakın. Şöyle renk. Şu gri var ya, ben böyle koltuk rengi istiyorum. Ha? Gel gel oğlum. Ay, tam istediğim gri. Çok güzel. O koyu da var ha, koyu hı rengi. Ne bileyim mi? Başlığı da mı böyle? Takım, takım. Her şey. Ne kadar? Ev nerede abla? Ev şu az ileride. 3 bin lira olur. Bazı ama etmiş. Niye 3-4 ay önce bina şöyle renkler dedi arkadaşlar. Kim abla? Sen? Evet. Allah her şey. 3000 lira diyorlar arkadaşlar. Geçen sorduk 1750'ydi. Şöyle size biraz şu takımları da göstereyim. Şöyle koltuk takımları, Chester. Chester'ı ben sevmiyorum artık, kullana kullana. Ne? Ay çok güzel anne. Gri antresit olacak. Ay çok güzel bu model gerçekten. Ama rengi işte. Böyle arkadaşlar hani düğmeli değil de biz böyle istiyoruz annemle şerit. Aynen. Anne bak, benim istediğim şey de şunu, bak bu renk. Koltuk var ya. Böyle renk istiyorum. Koltuğu. Çok güzel keten. Efendim abi. Şöyle dolaplar. Çok güzeller ya. Rengi işte. Anne şu ahşap dolaba baksana, tam istediğim ama gibi bak. Gel gel şu ahşap dolabı da göstereyim. Bu aralar ahşap rengine aşırı takmışım. Şu yatak odası dolabı çok güzel. Ay.
Çok beğendim ama böyle şey istemem ben. Sürgülü çünkü zor oluyor arkadaşlar. Sürgülü kullanmak çok zor oluyor. Özellikle temizliği şu aralara böyle giriyor var ya, zor yapıyorsunuz. Arkadaşlar eve geldik ve terliğim. Bu rengi beğendim. Gerçekten çok hoş duruyor. Şöyle bir defa daha giyin görün. Bunların kalıbı küçükmüş arkadaşlar. O yüzden 39 numara. Normalde ben 37 giyiyorum. Evet, 37 numara. Ay 39 verdi. Kalıbı darmış. Şöyle canlarım. Çok beğendim. Şimdi de yemek yapmaya başlayacağız. Hemen İzmir köftesini yapmaya başladık arkadaşlar. Şöyle patatesleri önce kızartacak annem. Ondan sonra şöyle şuraya soğan doğradı. Sarımsak yok evde, aşağıdan isteyeceğiz. Hadi nefes. Hadi annem. Burada da kıymamız. Ne olacak için anne? İşte galeta unu. Evet. Sarımsak, maydanoz, soğan, karabiber, kimyon. Bunlar. Nefes hadi git sarımsağı getir anne. Yumurta. İzmir köfte yapacağız. Seher şefimiz de işten gelmiş. Biz yokken. Biz herhalde tam çıktık, Seher geldi değil mi? Abla bu su açık mı? Açık. Yok kız, açık değilmiş. İçindekiler mahvolur. Al o bezi oradan. Aldım. Dur. Samet ayakkabı almış arkadaşlar. Bakayım ayakkabı. Şöyle bir model ayakkabı almış. Bana soruyor, Seher'e soruyor. Abla ayakkabım güzel mi diyor. Güzel dedik, hayırlı olsun. Nike. Sarımsak, maydanoz koyduk. Burada da soğanımız. Bununla şey mi yapacağım böyle anne? Yoğuracağım mı? Soğanı. Patates de orada kızarıyor. Aslında bugün başka bir yemek menümüz vardı da Samet bunu istemiş, onun için bunu yapıyoruz. Sen diyordun ya çökertme kebabı. Aynı bunun gibi. O yoğurtluymuş. Şöyle de galeta unu dün yapmıştım ya. Biraz da bundan ekleyelim. Ne istiyorsun? Biraz tuz ekledik. Hem buna hem de şu soğan için. Bunu niye ayrı yerde böyle yapıyorsun anne, soğan? Böyle yumurta ekledik. Onu dökeyim mi üstüne? Biraz da onu ekleyeceğiz. Yeter mi? Ay. Şurada bulaşıklar var, onlar ses yaptı. İyice yoğuracağız ha. Aslında ben bunu hepsini tümden robottan geçiriyorum. Öyle daha güzel oluyor. Şimdi de ya. Senin büyük robotun yok ki. Efendim annem. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Annem biraz da bize buzluğa koyun dedi, ayırdı böyle. Fazladan yaptı. Birazını da buzluğa koyacağız. Buldun mu biberi sen? Yanına domates biber de kızartacağız da. Biberi bulamadık ya. İzmir köftemiz. Köftelerimiz hazır. Yanına da şöyle patates kızart. Ay, domates kızarttık arkadaşlar. Can Muhammed. Can Muhammed'e de kola içireceğim. Hani İsa'yı geçsin diye arkadaşlar. İsa'yı devam ediyor ya. Ne? O uykudan yeni uyandı. Her zamanki gibi ağlıyor.
Gel kola verim gel. Meyve suyu da var. Dur dur ben yaparım. İç oğlum iç hadi iç. Yalnız bir niye kolamız var ya. Yorumlarda görmüştüm Nazlı kola içir falan demiştiniz. Annem de diyor da. Dur bakayım inşallah yararı olur. Hayır ishali var diye Can Muhammed'in. Yoksa tabii çocuklara iyi değil kola. Dünden de şöyle dolmamız kalmıştı. Dolma sarmamız. Dünden he. Bugünkü menü de işte size şey arkadaşlar. İzmir köfte patates sızartması böyle domates menünüz hazır. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Bizim meşhur tatlımızdan yapıyoruz pamuk prenses. Evde süt vardı dedik hani bozulmasın. İki günden de duruyor ya iki günden beri. Hemen annem aslında tuzlu kurabiye yapacak da hani yemekten sonra olmaz dedik. Şekerli bir şeyler canımız istiyor ya hemen şöyle şey yapacağız işte pamuk prenses tatlısı her zamanki biliyorsunuz. Çayımızı da demledik burada. Bu arada benim bu çaydanlığım çok kaba değil mi? Ben bunu nasıl almışım gerçekten? Ya bir tane alalım sana ya. Çelik değil mi? Çelik. Ha. Bunu arkadaşlar değiştireceğim ya. En iyisi çelik aynen. Neydi otur şu. Hı. Şimdi annem de ben de müsait olmadığım için hani hem gösteremiyoruz. Bu video da böyle olsun. Valla Adana aşırı sıcak. İnsan var ya yani kapanmaya çeviriyor. Üşeniyor ha evin içinde. Sıcak ya anne. Üşenme değil. Kapanırsan ha. İçinde bayılırsın. He bayılırsın. Üşenmek diyorum işte. Bayılırsın ya. Hele şey mutfak daha da sıcak. Arkadaşlar tatlımızı da yaptık. Şimdi yediler. Annem falan ben yiyemedim. Bende yine bir iştahsızlık başladı birden. Herhalde ben üşüttüm ya. Kendimi halsiz hissediyorum. Bu videoyu da sonlandırıp sonlandırmadan önce size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir arkadaş şey yazmış demiş ki geçen yorumlarda onu size söylemeyi unuttum. Demiş ki Nazlı demiş sen demiş hem eşinden maaş alıyorsun. Hani hem dulluk maaşı alıyorsun, hem yetim maaşı alıyorsun, hem diğer maaşı alıyorsun. Ayda demiş 7-8 bin lira maaş alıyorsun. Ondan sonra ev kirası vermiyorsun, elektrik su parası vermiyorsun diyor. Ondan sonra YouTube'dan da gelir elde ediyorsun diyor. Aylık 7-8 bin lira gelirin oluyor diyor. Halen diyorsun ki diyor şey bazayı satacağım, ondan sonra çocuğun beşiğini satacağım diyorsun diyor. Şükret demiş. Ay arkadaşım yani keşke gerçekten 7-8 bin lira maaşım olsaydı. Gerçekten YouTube yapmazdım. YouTube'dan gelir elde edemedim arkadaşlar. Siz biliyorsunuz zaten bir türlü şu pin kodum gelmedi. Ama Allah'ın izniyle Eylül'ün 1'i veya 2'sinde tekrardan isteyeceğim. Eylül'de Allah izin verirse paramı alabileceğim. Ama gerçekten daha ben YouTube'dan 1 lira nedir almadım. Bunu siz de biliyorsunuz. Yani o arkadaş hani ön yargılı mı olmuş bilmiyorum. Hani onu da şimdi şey yap suçlamak istemiyorum da. Hani bilmeden konuşmuş yani ama yani gerçekten öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece eşimin hani sigortadan ben para alıyorum. Hani sigortasını sigorta priminden alıyorum. Ben dulluk maaşı almıyorum. Dulluk maaşı arkadaşlar hani hiçbir sağlık güvencesi olmayan. Eşi vefat etmiş kişinin hiçbir sağlık güvencesi olmayan kişi. O da 2 ayda bir 1250 mi ne alıyor? Yetim aylığıyla benim maaşım toplam size söyleyeyim 3500. En düşük emekli maaşı alıyorum. Ha elektrik su parası ödüyorum. Yani bunu söylememe gerek yok. Şimdi diyeyim elektrik 433 lira elektrik gelmiş. Bunlar söylenmez. Ondan sonra ama hani konu olduğu için söylüyorum. Yoksa hiç hani. Ondan sonra arkadaşlar su parası da o da gelmiş 150 lira. Ondan sonra eşimden de bu ev yani anneannesinin o almıyor yani kira yalan mı söyleyeyim şimdi o doğru. Ama YouTube'dan da elde etmiyorum ha bazaları niye satacaksın demiş. Arkadaşlar o bazaları gördünüz siz de hak verdiniz bana o beşik bebek beşiği küçücük. Nefesin yatağı da zaten küçük. Hani siz aç demişsiniz arkadaşlar onu açmam için ayrı bir yatak almam lazım. Çünkü o yatak küçük ona hani uzayacak ya.
Ben de dedim hani ikisi boşa duracağına dedim. Onları satayım dedim. Baza dedim. Yani alırım. Ama baza almak istiyorum. Bugün annemle gittik işte fiyatları gördünüz. 3000 lira olmuş. Ha, YouTube'dan gelir kazanırsam tabii ki alırım çocuklarıma. Neden almayayım? Ne güzel altına altı bazalı alırım böyle. Hem fazlalıkları da yerleştiririm. Hem iki çocuğum da yataklarında yatarım. Kullanışlı olur. Yani genç kızlığına, genç delikanlılığına kadar kullanırlar baza. Onun için istiyorum hani. Ama fiyatları gördünüz. Şu an alamam. Ama bunları satacağım yani. Çünkü boş yere bunlar burada. Çocuklar yatmıyor etmiyor. Ben ne yapayım ki onu? Öyle değil mi canlarım? O arkadaş da hani öyle yani ne diyeyim ki? Bilmeden konuşmuş. Onu da suçlamak istemiyorum dediğim gibi. Ama keşke hayat öyle göründüğü kadar kolay olsa arkadaşlar. Keşke benim neler çektiğimi bir Allah bilir, bir de ben bilirim. Yani şimdi hani acındırmak gibi olmasın, şey olmasın da yani siz de bunu biliyorsunuz canlarım. Bu hayatta hani iki çocuğun sorumluluğunu almak, eş hem eşin vefat etmiş ve bu pahalılıkta diyeyim anlayacağınız şekilde. Gerçeği bu pahalılıkta, bu hayat şartlarında iki çocuğun sorumluluğunu almak yani her zaman diyorum evin hem annesiyim hem babasıyım. Bu ne kadar sorumluluk gerektiren bir şey biliyor musunuz? Bunu çeken bilir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar öyle işte onu söyleyeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Öyle arkadaşlar. Bunları söylemek istedim hani. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.